Kimse bir şey Allah için terk etmesi çok zor bir şey değildir ya. Allah için yapacak bunu çünkü. Allah için bir şey yapmayacak. Veya Allah için bir şey yapacak. Allah için bir şey yapıyorsa o kolaylaşır. Yani Allah onu kolaylaştırır. Allah için yapılan her şeyi Cenab-ı Hak kolaylaştırır. Hele bir de haramı terk etme, yani bir kötülüğü terk etme, bir yanlışlığı terk etme. Cenab-ı Hak kolaylaştırır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin değişik ibadetlerle alakalı duaları var ya, mesela hac ve ömre yaparken hac ve ömremi kolaylaştır veyahut da oruç tutarken orucumu kolaylaştır. Bunun gibi normalde bir ibadete niyet ederken ibadetlerinizin kolaylaşması için dua edin. Mesela namaz kılacaksınız, namazda zorlanıyorsunuz. Abdestinizi aldıktan sonra Allah'a dua edin. Deyin ki, Ya Rabbi, kılacak olduğum namazı bana kolaylaştır. Yapacak olduğum ibadetleri bana kolaylaştır. Hayatımı bana kolaylaştır. Dünyayı bize kolaylaştır. Kolay rızık toplayanlardan, kolay rızıklananlardan eyle. Dünya ve ahireti amellerimizi bizlere kolaylaştır. O yüzden biz Allah'tan kolaylığı isteyelim. Cenab-ı Hakk'ın kolaylaştırmasını isteyelim. Amin. Bu normalde bütün ibadetlerde, bütün her şeyde olabilir. Sabahleyin kalktığınızda gününüzün kolay geçmesi için dua edin. Deyin ki, Ya Rabbi, günümüz kolay geçsin. Veya bir sıkıntınız var, o sıkıntıya giderken dua edin. Ya Rabbi, bu sıkıntıyı kolaylıkla benim üzerimden defeyleyin diye. Normalde insanlar hayatlarını kolaylaştırırlar. Dua büyük bir silah. Normalde böyle hani bir şey yapacağınızda zikrullah bunun en böyle yakın kestirme yoludur. Mesela bir kimse namaz kılacak, gene baştan alalım. Namazda zorlanıyor diyelim. Abdeste zorlanıyor. Başlar tevhid çekmeye, La ilahe illallah. Allah için La ilahe illallah, La ilahe illallah. Gider abdestini öyle alır, kolay abdest alır. Ardından namaz kılacak, La ilahe illallah'la namaza normalde doğru yürür, kolay namaz kılar. Veyahut da tevhidle yapacak olduğu ibadetin başlangıcında tevhidle devam ederse, zikirle devam ederse bütün hayatı kolaylaştırır. Sabahleyin kalkın, böyle dersiniz var muhakkak. Ama sabah kalktığınızda tevhid çekin. Güne tevhidle başlayın. Zikrullah'la başlayın. Arabada gidiyorsunuz, yolda gidiyorsunuz, yürüyorsunuz. Bir iş yerinize doğru gidiyorsunuz. Bir Allah'ı zikrederekten yürüyün. Yolda giderken bağışlayın ders kağıdındaki makamlara. Ya Rabbi, hepsinin yüzü su hürmetine. Günümüzü hayırlı eyle. Günümüzü kolay eyle, işlerimizi asan eyle. Dua ederekten yürüyün, zikrederekten yürüyün. Bu insanın hayatını kolaylaştırır. O yüzden bir haramla karşı karşıyasınız. Haramdan kurtulmak için Allah'tan yardım dileyin. Allah yardım etmezse insan kılını kımıldatamaz, gözünü açıp kapatamaz. O yüzden Allah'tan yardım dileyin. Zikirle, namazla, duayla Allah'tan yardım dileyin. Bu konuda Cenab-ı Hak öyle bir kimse kendini böyle bu nefislerle biz hiçbir ibadet edemeyiz, hiçbir şey yapamayız. Allah'ın yardımı olmazsa biz şuraya dahi gelemeyiz. Ve kendi kendimize, kendi nefsimizi böyle dağlara, taşlara çıkarmayalım, yükseltmeyelim, büyütmeyelim.